Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste çok basit anlamda bir tuzak yapımına, karakterimizi buna etkilemesiyle ilgili basit şeyler öğrenmiştik. Şu anda çok daha mantıklı tasarlanmış ve daha güzel çalışan bir tuzak sistemi geliştireceğiz. Bunun için de daha önceden hazırladığım ufak bir kamp ateşi modelini kullanmak istiyorum. Üzerine herhangi bir doku eklemedim. Prototip olarak hani olacağı için, zaten bu yaptıklarımız bir demo tarzında olacağı için çok güzel görünmesi önemi yok. Ne olduğunu anlamamız yeterli. Ufak bir şey daha, aynı zamanda bununla ilgili bilgi aktaracağım size. Misal örnek veriyorum, bir model kullanacaksınız oyununuzda, sahnenizde. Ama bu model, örnek veriyorum, sahnenize attığınızda çok küçük ya da çok büyük. Yani şu şekilde bir kamp ateşi modeline, tabi kolajinleri sıkıntı yarattı. Şu şekilde bir kamp ateşi modeli misal elinize geçmiş olabilir. Bunu kullanacaksınız da, ama model çok büyüktür. Normal şartlarda bunu attığınızda küçültürsünüz. Lakin bunu her bir yerlere attığınızda tekrar aynı işlemi yapmanız gerekir. Bununla ilgili güzel bir kısa göstereyim hemen. Elimizdeki varsayılan meshi çift tıklayarak açacağız. Ama ondan önce karakterimizin önüne alalım. Detail penceresinde Scale bölümünde şu anda 1-1-1 yazıyor. Yani bu modelin aslında 1-1-1 olduğu için olması gerektiği büyüklüğü model yapısına göre bu. Doğru. Bunlar eğer 0-1 falan olsaydı, bunu 1'e çektiğimizde asıl model halinden işte geldiğinde olması gerektiği büyüklükte olurdu. Lakin 1-1-1 olmasına rağmen bu bize küçük görünüyor. Ve ben bunu 3 kat büyütüp play dediğimde tekrar bakıyorum ve biraz büyükçe güzel bir burada kamp ateşi oldu. Ve daha güzel görünüyor büyüklüğü. Daha atmosfere uygun. Gerçeğe yakın. Bunun yeni büyüklük değeri 3-3-3 değil mi? 3 bilgisini hemen kamp ateşini açarak alıyoruz. 3 bilgisini kullanacağız. Hemen kamp modeli açtığımızda Detail penceresinin alt tarafında Import Setting'de Transform, altından da Import Uniform Scale değeri var. Bu bir. Bunu 3 yapıyoruz. Ve Reimport Base Mesh diyoruz. Böylelikle model kendi içerisinde varsayılan ayarlarında 3 kat büyümüş olarak geliyor. Ve şu anda da burada tekrar 3 kat büyüdü ve 9 katı çıktı. O yüzden bunu sildiğimizde tekrar modeli attığımızda scale değerleri 1 iken, büyüklük değerleri 1 iken normal göründüğünü görüyoruz. Bu şekilde modellerinizin boyutlarını her yerde aynı, attığınızda her yerde aynı olacak şekilde direkt dosyanın içerisinden ayarlayabilirsiniz. Bunu geçtik. Şimdi ekranımda kullandığım bu kamp ateşi modelini trap için tekrar bir uyarlayalım ve yeni sistemle bu tuzak sistemimizi hazırlamaya başlayalım. Bunun için trap dosyamı açıyorum. İçerisinde var olan bilgileri siliyorum. Damage bilgimi de şu anda siliyorum. Eskisini temizliyorum. Zaten diğer timer trap'i sildim. Hemen viewport bölümüne geliyorum ve şurada yeni eklemeler falan yapmaya başlayacağım. Öncelikle modelimizi bu aktörün içerisinde kullanmak için ihtiyacımız olan sol taraftaki Add Component bölümüne gelip Static Mesh'e tıklamak. Ve bize bir tane Static Mesh verecek. Bunun ismini şimdilik Trap Mesh diyebiliriz. Ve sağ taraftan Static Mesh'ten buradan seçtiğimiz bir model Mesh direkt olarak sahneye, buraya gelecektir. Evet, gördüğünüz gibi üstteki ışıktan dolayı zaten kırmızı oldu. Güzel bir görüntü oldu biraz daha. Bu aktörüm için şu anda kullanmayı seçtiğim model bu. Üzerindeki Trap Trigger'ı da sildim. Hemen buradan bunları da siliyorum. Bunlar ona bağlıydı çünkü. Tekrar bu işlemleri yapmaya başlayacağım. Tekrar collision ekliyorum. Bu seferki sphere collision olacak, yuvarlak. Ve bunun etki alanını, boyutunu biraz büyütüyorum. Şu şekilde yaptım. Şeyle neredeyse aynı orantıda. Böylelikle karakterim yukarıya alıyorum biraz. Karakterin bu alan içerisine girdiğinde
bu ateş ile etkileşime geçmeye başlayacak. Şimdi daha önce karakterimizin hesaplamasını, sağlığıyla ilgili değişimleri hesaplamayı Treb'in içerisinde yapmıştık. Bu sefer Treb'in içerisinde çok daha az işlem yapacağız. Şimdi daha önce oluşturduğumuz fonksiyon zaten diğerindeydi. O da gitmiş. Süper. Yapacağımız işlem şu. Viewport'tan bu trigger seçiliyken on component begin overlap'e tıklıyorum. Ve aynı zamanda end overlap'e tekrar tıklıyorum. Ve alt alta bunlar geldiler. Yapacağımız işlem şu. Unreal içerisinde, Unreal bir oyun motoru olduğu için, oyun geliştirmek üzerine geliştirilmiş bir program, sistem olduğu için tabii ki birçok kolaylığı var. Bunlardan yararlanacağız. Bunlardan birisi damage sistemi. Aslında bir takım damage özelliklerini alıp karakter üzerinde bunları algılatmayla ilgili işimizi kolaylaştıracak şeyler var. Bunlardan bir tanesi şu. Ateş modelindeki, aktöründeki etki alanına girdiğinde burası çalışacak, etki alanına çıktığında burası çalışacak. Bunları bir aklımızda tutalım ve karakterimize geri dönelim. Bu sefer Survivor karakter üzerinden devam edeceğiz. Survivor karakterin içerisinde hiçbir şey yapmamıştık daha önce, biliyorsunuz. Hemen alttaki boş bir kısma sağ klik yapıp damage diyorum. Ve event any damage event'ını çağırıyorum. Şu şekilde. Bunun olayı şu. Herhangi bir bu karaktere Unreal'ın damage sistemiyle damage geldiğinde hepsinde burası çalışacak. Ne kadar damage geldiğini buradan alacağız. Damage tipini de buradan alacağız ve ona göre bir takım işlemlerde bulunacağız. Örnek veriyorum. Karakterimiz boğularak ölüyor olabilir. Yanarak ölüyor olabilir. Yüksekten düşüp ölüyor. İşte sağlık durumu azalıyor olabilir. Bu tarz şeyleri alıp burada işleyeceğiz. bu kısım şu işe yarıyor. Event any damage. Karakterimizin hemen burada sağlık bilgilerini görüyorsunuz. Blood'ımı aldım. Blood Max'i de kısa yol olarak elime aldım. Buradan gelen veriyi to integer diyorum. Çünkü ben şeylerle çalışıyorum şu anda. Tam sayılarla çalışıyorum. Yani buradan bir yuvarlama işlemi yaptı. Küsur attı sayıyı. Tam sayıyı yuvarladı. Sağlığımdan integer eksi integer diyorum. Dışarıdan alacağım herhangi bir hasarın direkt olarak bilgisini sağlık biliminden, yani kan biliminden, blood biliminden çıkarıyorum. Ve tekrar blood bilgime yazıyorum. Bunu da arkasına bağlıyorum. Clamp sistemini hatırlarsınız. Bu işlem çünkü sonsuza kadar devam edebilir. Onun yerine şöyle bir şey yapacağız. Araya clamp kullanacağız. Maksimum ve minimumu sıfır olmak şartıyla bu işlem o anki kan durumundan sıfıra kadar inecek. Normal şartlarda blood'ı eksiltme işlemlerine bağlamamıza gerek yok. Ama örnek veriyorum, bu damage sistemini aynı zamanda heal içinde kullanabiliriz. Yani karakterin sağlık durumunu yükseltmek için de kullanabiliriz. O zaman da yukarıya doğru bir artış olacağından kan durumunda bunu kullanmamız gerekebilir. Şu anda onunla ilgili bir şey düşünmedim ama bunu hani ne işe yaradığını anlamanız için tekrar hani yapmaya çalışıyorum. Uyguluyorum daha doğrusu. Tekrar devam edelim. Daha önceki karakterimizin sağlık durumunun azalması ile ilgili işlemi sanırım kontrollerden yapmıştık. Hemen giriyorum oraya ve kontrol edeceğim hızlıca. Calculate stamina, stamina gain demişiz. Bir takım stamina ile ilgili işler var ve evet. İşlemler burada. Karakterimizin öldükten sonra yapacağı şeyler. Yani karakterimizin ölmesiyle ilgili kısım burası. Şimdi karakterimizin kontrolörü içerisinde kontrolcüyü kestiğimiz kısım ve ekrana widget'ı, ölüm ekranını getirdiğimiz kısım ve onun animasyonu oynandığı kısım burası. Bu işlemler zaten burada yapılacağı için
Bu det event'ı aynen bu şekilde kalsın. Bunu daha sonra farklı yerde kullanacağız. Üstten devam ediyorum. Karakterimizin sağlık durumunun hesaplandığı yer şurası. Arttırma eksiltme işlemini burada yapıyorduk daha önce. Ve sağlığının sıfıra geldiğinde, karakterin öldüğünde buradan şey yapıyorduk. Bunları artık şu kısmı, ölüm kontrol kısmını silebiliriz. Böylelikle E'ye ve Q'ya bastığımızda, yani azaltma işlemini Q'ya bastığımızda can sıfır ayında karakterin ölmesiyle ilgili kısmı kesmiş olduk buradan. Dedi de buradan siliyorum. Ve sadece arttırıp azaltma işlemi E ve Q'da yapılacak şu anda. Lakin sıfıra geldiğinde ölmeyecek Q'ya bastığımızda. Dead kısmını, yani buradaki event'ın tetiklenmesini buradan sildiğim için. Burası aynen bu şekilde kalsın. Şimdi karakterimiz artık kendi kontrolümüzün dışında ölmeye başladığı için, yani E'ye Q'ya basarak karakterimizi sağlık durumuyla ilgilenirken öldürmediğimiz için, dış etkenlerle öleceği için bu işlemi dışarıdan bir damage alma yapmasını istiyoruz. Yani şuradaki otomatik sistemin içerisinde. Bunu da karakterin sağlık değeri düştüğünde, burada düşme işlemi gerçekleşeceği için bundan sonra dışarıdan gelen etkenlerde ölme işlemini burada yapacağız. Ama ondan önce controller dosyamızdaki dead kısmına ulaşabilmek için gerekli olan bağlantı yapmamız lazım. Survivor karakterimizde bunu da şu şekilde yapacağız. Get controller diyelim ve buradan bakalım hangisiyle erişebiliyorduk. Get controller bize target pawn diyor. Evet. Çıktısı da controller'a veriyor. Get controller. Survivor karakterimizi kontrol eden kontrolcü dosyasının burada ana klasını alıyor. Ve kendi oluşturduğumuz Survivor kontrolle mi kontrol ediyoruz? Onu bir kontrol edeceğiz burada. Cast to Survivor controller diyorum. Eğer karakterimi bu kontrolcü dosyası kontrol ediyorsa ekrana doğru yazmasını isteyeceğim. Sürekli hello yazdırıyoruz, kafalar karışmasın. Ekranda doğru yazacak. Ve sol üstte gördüğünüz gibi doğru yazıyor. Demek ki bu kısımda bir sorun yok. Hemen kontrolcü dosyamın karakter dosyası üzerinde kısa yolunu alıyorum. Survivor controller referans diyorum ismine. Ve böylelikle karakterimin her damage aldığında can değerinin eğer sıfıra inmişse, pardon, can değeri eğer sıfıra inmişse branch'i sağ klik yapıp buraya branch yazarak bulabilirsiniz. Ya da bunun kısa yolu olan B'ye basılı tutarak sol klik yaptığınızda herhangi bir noktaya bu şekilde ekranı çıkarmayı da yapabilirsiniz. Karakterin kan değerinden herhangi bir damage işlemi gerçekleştiğinde sıfıra eğer gelmişse daha sonra karakterimizi öldüreceğiz. Oluşturduğumuz controller kısa yolunu buraya alıyoruz. Buradan death ismindeki kendi oluşturduğumuz event'ı çağırıyoruz. Ve true olduğunda, yani karakterimizin canı sıfır indiğinde bu çalışacak. Şu anda sistem arka planda tamamdır. Bu konuda bir sorun yok. Dışarıdan bu otomatik damage sistemini tetiklediğimizde burası çalışacak artık. Ve şu kadarlık bir kısımda hani neredeyse bütün damage türleriyle ilgili işlem yapabiliriz. Bunu daha sonradan biraz geliştireceğiz. Şimdi tekrar geriye gidelim. Survivor Controller Trap'e gelelim. Evet. Şimdi daha önce bunun içerisine damage girmiştik. Damage diye bir bilgi girmiştik biliyorsunuz. Bunu tekrar değiştirelim. Damage bilgisini şöyle yapalım. Damage oluşturdum. Karakterimki tam sayı bir sağlık sistemi olacağı için buradan tam sayı giriyorum. Aslında bunu tam sayı olmasına gerek yok. Bu şey sıfırlanabilir ama küsuratlı bazı yerlerde hesaplamalarda küsuratlı çıkar diye, yani bu kendi korkum olduğundan tam sayı olarak işlem yapmak istiyorum. Daha sonradan bununla ilgili eğer net bir bilgi edinirsem paylaşacağım. Buradaki etki alanına herhangi bir karakter girdiğinde, eğer bu karakter ya da aktör Survivor karakter ise, Survivor karakterin kendisine damage uygulayacağım. Bunun için de apply damage diyeceğim.
fark ettiyseniz bu damage veren kısım, bu da damage aldığında hesaplattıran kısım ve hepsinin üzerinde şuradaki bir çeşit kasa, server ikonu var. Bunun özelliği bu işlemler multiplayer ya da network hani olaylarında da çalışabiliyor. Ekstra bunun için bir uğraş yapmanıza, yani ekstra bir şeyler yapmanıza gerek kalmıyor. Şimdi ne demiş burada? Eğer etki alanına giren karakterimse ona bir damage vereceğiz ve bu damage burada yazılı olan, misal bunu bu sefer 5000 değil de 1000 yapayım. Hatta 1500 yapayım. 1500 olacak. Bunu da şu şekilde base damage'e bağlıyorum. Ve böylelikle her bu alanın içerisine girdiğimde apply damage çalışacak ve otomatik olarak karakterimde olacağı için bu. Karakterimde oradan gelen damage bilgisine göre bu işlem yapılacak. Hemen kontrol edelim. Tabii sahneye önce bu trap'imizi koymamız lazım. Save all diyeceğim. Content trap. Ve gördüğünüz gibi artık bu sadece bir modelden çıktı. Bu bir aktör olduğu için içerisinde model, ışık, trigger ve bir takım sistemler var. Buna hatta bir ekleme daha yapalım. Buradan ondan önce şöyle yapalım. Sağ klik. Partikül sistem dediğimde fire ya da camp fire partikül diyorum. Bu Unreal'ın partikül sisteminde yeni bir tane partikül oluşturduğumuzda hemen önünüze çıkan şey. Bunu aslında bir ateş kaynağıymış gibi, yani bu şekilde kullanacağım. Bununla ilgili de detaylara gireceğiz. Bunu bir ateş kaynağıymış gibi aslında kullanabiliriz şimdilik, hani bize çağrıştırım, yani onu çağrıştırdığı için. Kaydettim, kapattım. Hemen trap'e geri geliyorum. Buradan add component diyorum ve seçili olanı zaten bana otomatik veriyor. Partikül sistem campfire partikülü tıklıyorum. Viewport'tan baktığımda tam ortasına şöyle bir ekleme yapıyor. Şu şekilde görünüyor. Eğer bunun üzerine ben bir takım alev desenleri atarsam, hani çok çakma bir alev görüntüsü olacak. Ama bunun mesela daha fazla uğraşırsam, shader'larla, materyallerle ve partikül sistemine daha fazla uğraşırsam çok çok daha güzel bir alev görüntüsü elde edebiliriz. Bunları da daha sonra bakacağız yavaş yavaş. Evet, tekrar ekrana bakıyorum ve şurada şu an göründüğü gibi. Play dediğimde burada bu şekilde bir görüntü oluştu. Ve yanına gittiğimde karakterimin canı 5000'den 3500'e düştü otomatik olarak. 2000'e düştü, 500'e düştü ve karakterim öldü. Her yaklaşma işleminde bunu tekrarlıyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir nokta daha var. Şu anda bu modelin üzerinde bu trigger var. Trigger aslında bir engel değil, sadece bir tetikleyici. Görünmez bir duvar ve içinden geçebiliyoruz. Ama kullanılan modelin üzerinde bir collision var ve bu engel, duvar niteliğinde. Bunu da şöyle görüyoruz. Campfire'ı modelini açtığımda buradan collision, simple collision dediğimde hemen bu şekilde görebiliriz. Bu modele otomatik olarak verilmiş bir collision, yani engel. Ve karakterimiz hani buna çarptığında duracak ya da üzerine çıkabildiği bir yüksekliği varsa yakınında üzerine çıkacak. Mesela bu collision eğer buradaki collision'dan büyük olursa karakter bu collision içerisine giremeyeceği için bu trigger'ı tetikleyememiş olacak. Yani bu tarz şey, teknik detaylar var. Bunlara dikkat edelim. Yoksa neden çalışmıyor hani gibi sorularınız olabilir ileride. Bunları öngörebilmek de ayrı bir olay. Hani çoğu zaman bu tarz sıkıntılarla hani cebelleştiğim oluyor. Çok sinir bozucu ve moral bozucu bir hal alabiliyor. Çok ufak bir detayı kaçırarak hani size sıkıntı yaşatabilir. Campfire modelimi kapattım. Gördüğünüz üzere şu anda bunu ufak bir sisteme bağladık. Tabi bu içerisine girdiğinde karakterin çalışan ve çıktığında da ekstra bir şey olmasını istiyorsanız bu bağlantıda aynısını adır aktörü buraya,
Yani şu işlem. Kopyalayıp yapıştırayım. Bu şekilde yaparsanız da çıktığımızda da aynı şekilde tepki verecektir. Yanına gittim. 3500 ve çıktım. 2000. 1500, 1500, 2 tane demek istedim. 3000 yapıyor. 5000'den düştüğümüzde 2000 kalıyor. Girdim, çıktım ve öldüm. Yani trigger'a girip çıkma işlemlerini bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu sistemi daha sonra daha da detaylandıracağız. Ateşin üzerindeyken doğrusal olarak sürekli alttan bir sıcaklık geleceğinden, mesela saniyede bir değil de karakterin çok daha hızlı canı azalacak. Belirli bir saniye ateşin üzerinde kaldığı için, kaldığında çıkarsa, eğer örnek veriyorum, 3 saniye ateşte kaldı, çok hızlı bir şekilde canı azaldı. 3 saniyeden fazla ateşte kalıp çıktığında karakterin tutuşmuş olma ihtimali olabileceği için, çıktığında da örnek veriyorum 5-10 saniye karakterin daha az hasar alarak yanmasıyla ilgili bir takım örneklerimiz olacak. Aynı bu sistemin üzerine kurgulamaya devam edeceğiz. Çok daha düzgün bir sistem, hani apply damage sistemi. Ve dediğim gibi buradaki hani damage type klasıyla da boğulma, yanma, zehirlenme, işte elektrik, yani bir takım elementlere, hani oyunlarda vardır, elementlere bağlayabiliriz damage türlerine. Misal örnek veriyorum, elektrik elementinde bir damage'i işte toprak elementi absorbe edebilir. Bunun gibi bir takım hesaplamaları yaparken işimizi kolaylaştıracak özellikleri de var. Şimdilik bunlar yeterli.